Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Yine uzay işleriyle uğraşmaya devam edeceğiz. Basalım abi. Şu çantayı çözmem lazım ya. Bak balıklarım falan var da. Bizim çanta ne istiyordu? Bu kuvarsları bulamam. Bence bir miktar mal toplayalım. Bizim kazıcılardan falan. Bunları bir yerleştirelim. Sonra alüminyumun oradakini alalım. Sonra dönelim. İridyumu alalım. Oradan da dönelim. Gidip sülfürdekileri boşaltalım. Silikon niye bu kadar az çıkıyla? Cidden yani abi silikon çok az çıkıyor ya. Şimdi bir de iridyuma. Sülfürlerden birini alırım ya Chest. Birini alalım, biri kalsın.
Evet, şimdi götürelim. Şimdi geri geleceğiz. Oradaki diğer kutuyu boşaltacağız. Bu dev sobadan yapmak o kadar zor değil de. Valla ham madde önemli, ham madde. Oo, çok iyi. Koyduk. Şu iridium chest'inin biri dolu. Okey bebeğim. Magnezyum, silikon, titanyum, dömür. Şimdi loot'a girmeden önce o magnetar kuvarsı falan filan diyor. Onları bulmak sıkıntı. Şimdi bayağı bir malafaati yaptık. Şimdi yanımıza bir yemek. Su iç. Bunu da ye. Ve yanıma su alayım bir tane ya. Ne olur ne olmaz abi. Bir dakika. Tane silikon önemliyim, tamam. İki tane bundan. İki tane bundan. İki tane de bundan. Abi zeolitle başımız belada. Ben bu tarafa gideceğim. En azından bir maden, hani bir şey bulursam, o bulduğum şeyle ilgili oraya gidip bazı malzemeleri yerleştirmeyi planlıyorum abi. Ağaçların olduğu yerden aşağı bir yere giriş var. Ve girdik. Şimdi burası ne? İlla burada farklı bir şey bulmuş olmam lazım değil mi? Yani buraya bir isim vermem için. Kalem var. Adres madres çıktı yine. Ay anana avradını ya.
Ne diyor? Eksi 464. Eksi 40. 97. Tamam. Materyal falan hiç görmüyorum. Sen görüyor musun? Gidelim bakalım. Oğlum hiçbir şey yok lan. Gübre, gübre, bu. Mutajını da al. Bir matohumu da. Neresi açılıyor lan? Bu nadir önemli. El altınası psikolojiler için bir nimet. İçerisinde çokça kaynak var. El altında olduğu için bizi dışarıdan özelden koruyor. Bu gezegenin özelliği seçildi. Şimdi nedenini daha iyi anlıyorum. Şimdi hocam. Burada bir bok yok. Yani. Abi bir maden falan da bulamadım ki ben. Bu ne? Onca yılın, onca acının ardından vatan topraklarımızı terk etmeye karar verdik. Gidebildiğimiz kadar uzağa gidip yeni bir yuva kuracağız. Kargaşadan, mücadeleden ve onlardan çok uzaklara. İzlenip hayatımızı yüzyıllardır yaşadığımız gibi yaşamaya devam edeceğiz. Güvende olabileceğimiz bir yer bulmak için gideceğimiz yeri özenle seçtik. En büyük aracımızla türümüzün geriye kalan son üyelerini bindirip bir gece yola koyulduk. Kaçtığımız şey onlardan ziyade bitmek bilmez doyumsuzluklarıydı. Burada da mesaj var. Neredeyse birebir aynıydık. Bilim insanlarımızın söylediğine göre semavi bedenlerimizin her yönden aynı olmasından kaynaklıymış. Bu nedenle evrimleşme sürecimiz birbirinden bağımsız olsa da aslında aynı adımlardan geçmiş. Sanki daha önce hiç görmediğim bir kuzenini görmek gibi bir şeydi. Terra'ya inmeye başladıklarında bize kardeşlerimiz bile dediler. Birkaç uzay gemisinin yerine onlarca saldığında endişelerimiz artmaya başladı. Aramızdaki asıl farklılıklar daha da derinlere gizliydi. Biyolojik olarak tıpatıp aynı olsak da zihinlerimizde farklıydı. Bunun sebebi kader miydi yoksa doğanın bir kuralı mı? Olayın aslını anlayamadığımız mesela şişten geçmişti. Okey.
Buradan bir kapı çıkıyor. O ne lan? Ben buradan oraya uçamam. Öbür kapı nereye gidiyor? Aha. Koordinat daha. Yazdık onu daha. Hepsi bu mu lan? Bu kadar mı? Ulan biz de bir bok bulduk sandık ya. Bizim burayla bir işimiz kesin olacak da. Geldiğimiz şekilde geri dönebiliriz. Bu mağaranın içinde bir bok yok. Evet. Oo, pulsar kuvarsı. Şu da güzel. Orada suyunu iç. Bunu da al. Burası böyle karanlık bir yer. Ya bu taşlar bir şey ifade etmiyor bana. Niye buradan ben istediğim gibi bir mal bulamadım hiç? Yani zeolitler... Abi bu zeolit denilen şeyi, membanı bulmak zorundayım ben. Burası sıradan bir toprak. Abi buradan lav akıyor.
Hop. 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 Okey bebeğim. Obsidyen olduğu yer. Oo. Tamam. Buraya geri geleceğiz. Oğlum. Zeoliti bulmam lazım abi. Obsidiyeni buldum da zeoliti bulmam lazım benim. Abi gidiyoruz da. Bir uzay kalıntısı, zeolit olur, nükleer enerji olur. Anasını ya.
Abi bayağı zor ya. Aradığımız hiçbir şey bulamıyoruz. Orada bir delik mi var? Yani bir halt bulamadım ama. Ben nasıl bir yere geldim ya? Oo. Aha. Bir tünel buldum. Ama bu lavlan tıkanmış. Patlayıcı. Oh yeah. Tam oraya bir işaret koyalım abi bizim. Ne olur ne olmaz. Tıkalı. Tıkalı tünelde. Şuradaki chest'in içinden de 2-3 parça daha al ve defol git buradan. Burada da mı chest var lan?
Ya yok artık ya. Şuraya bak. Abi çok ciddi loot var ya. Ananı avradını la, lanet olsun ya. Ya zeolitle başımız belada. Zeolit önemli. Zeolit. Bulmakta çok zorlandığımız bir materyal. Hadi oğlum. Netar kuvası ve Blazar kuvası. Birer tane bulsam çantayı yapıyorum. Birer tane ya. Koyduk mu? Aha. Blazar kuvarsı yok.
İridyum çubuğu. İridyumları buraya koyacağız. Zeolit'i koy. Osmium'u da koy. Güzel. Şimdi mutajen K2 için okey. Mutajen K2 nasıl yapıyoruz lan? Şimdi şöyle bir dönüyoruz. Lootlardan kazanacağız abi. Lootlar önemli. Deli gibi loot yapacağız. Şimdi arkadaşlar biz bu loot bölgelerine magnetar kuvarsı var da lootları yapmam lazım. Bak şöyle düşün, ısıtıcılarda bak gördün mü? Örneğin pulsal kuvarsımız falan var, elektriği arttıracağız. Böyle böyle yavaş yavaş bak. Şimdi bak ne yapalım biliyor musunuz? Çıkalım. Doplaya doplaya gideceğiz. İşimiz o. Evet, gidiyoruz.
Burada ilacımı bıraktım ben. Şurada bir chest var. Oh, oh. Baba ver, 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 ver. Bunlar bize yarar. Bu chest'i yok edeyim mi lan? Tamam. Başka chest. Ulan chestlerden yolumuzu bulduk ha. Chest'leri topladık değil mi? Hadi gidelim. Çıkamadım. Neyse hadi eve gidelim. Aa bak burada bir chest daha var. Bak gördün mü? Abi şu çıkanlara bak. Şanga tohumu çok yaramaz. Demiri at. Tam bir eziyet. Vallahi billahi var ya tam bir eziyet. Mutajeni al.
Ne mal topladık be. Hadi mekana gidek, mekana. Şu tepelerin üstünde ne var? Onu çok merak ettim şu an. Bok yokmuş. Salçayla. Şurada su var. Su seviyem düşükmüş ya. Gideyim oradan içeyim. Deli malzeme çıkarttın ya. Abi zeolit. Tam bir baş belası bu zeolit var ya. Tam bir baş belası. Yani zeolitle kavga etmek, yani zaten bulamıyorsun meneti, bir de uğraştırıyor. Yani yapacağımız aletlerin neredeyse hepsi zeolit istiyor. Ve zeoliti ben bulamıyorum. Zulüm gibi bir şey. Evet. Ay bitmedi. Hay maşallah. Roket K2. K1. Tamam, bir süper alışım, bir sülfür, osmiyum, alüminyum, bunu yaparak. Şu sorun ama bunu yaparak. Tamam, malzemeleri bir boşaltayım da ben. Alt kata bırakacaklarımız var öncelikle. Mutajen, 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 mutajen K2. Patlayıcı toz. Gübre, gübre, bir gübre de buraya. Bir miktar da bakteri. Allah belanı vermesin senin tohum şuraya. Osmium yok değil mi elimde? Zeolit var, zeolit. Abi zeoliti de koy. Çubuklar. Çok iyi baba be.
Basili düğüm çubuğunu da of. Şimdi o alette bir alüminyum bir siper alışım bir şey istedi. Şundan bir tane ver bana. Bir tane sülfür ver. Strokati K2 beni daha hızlı iter. Ha, osmiyum. Evet, K2 olduk. Şimdi amfibi canlı çiftliği. Şu. Sıradan larva, gübre ve su şişesi. Bunu koymak kolay da. Oğlum. Bundan bir tane var. Sıradan larva, bal ve mutajen. Yukarı çıkıp sıradan larva alabiliriz. Şimdi bir dakika. Evet. Sıradan larva. Tamam, mutajen K3 var, mutajen K4. Bir demir alayım geleyim abi yukarıdan. Yaz. Mutajen K4. Mutajen K4'ün olayı bir tane bundan, bir tane de bundan. Tane bundan. Şunu da aldık mı? K4'ü yerine koyuyorsun. K2 3 tane var. Bundan 5 tane var. Bundan 2 tane var. 2 tane var. Bakteri durumumuz ne hocam? Var. Yosun chestlerini doldurmak lazım. Şuradan bir malzeme toplayalım. Bu arada bu chestin içinde yer var mı? Var. Ver abi sen şu topuzları bana. Gönder. Hoppa. Oh. Bunun altına girdik. Topla bakalım. Hızlı. Biraz hızlı olabilir miyiz? Evet.
Bu makineden bir tane daha mı koysam ben ya? Ulan roketi tamam hoş da yüzün hop gitti. Bu yosun hızlı kullanılacak bir şey bu saatten sonra. Bana yosun için kullanılan alet hangisiydi, şu muydu? Biyoplastik üretmem lazım lan. Silikonum yok ki biyoplastik üreteyim. Oyun taşak geçiyor bende. Bunları yukarı koyalım. Biyoplastik üretmem lazım. Şimdi gel bakayım. Ne istiyor bu? İki süper alaşım gibi biyoplastik istiyor. Biyoplastik, silikon, iki mantar, bir su. O zaman iki silikon. İki de su. Arkada bahçe var abi. Oradan mantar çekelim 4 tane. Şimdi yukarıdan bir magnezyum alacağım. İki de süper alışım alacağım. Bir tane magnezyum. İki tane süper alaşım. Gübre ve su. Bir gübre.
Anasını satayım, bu ne lan? Hemen yosunları yerine koyalım abi. Ekosistem. Aa. Mutajen kakisadan larva yosun bakteri K2 gübre. Bunu nereye koyacağız ama? Şimdi gübre K2 yapabilmem için önce bana ne lazım? Bir kere bir tane gübre lazım. Bir tane yosun lazım. Bir de dışarıdan kabak lazım. Kabak. Kabağı da kabak alacak ağrıya. Evet, şimdi bir tane yosun, bir tane bakteri örneği, mutajen K2 sıradan larva, yukarı çık. Özür diliyorum. Ha siktir. Şu elektrik üreten mor... Aha. Dur.
Evet, füzyon jeneratörü ekosistem diye koyduğum şey ne yapıyor? Onu çok merak ediyorum şu an. Bundan bir tane daha koyayım mı lan ben? Tarafa doğru şundan bir tane daha koyabilirim lan. Komşu istemiyor ki, gübre K2 istiyor, atacağım istiyor. Şimdi gübre K2 yapabilmem için bana bir kabak. Gübre. Metan tüpünü 2 yap. Tane de yosun. Al sana gübre K2. Şimdi çekiyorsun bakteri örneği. Mutajen K2 ve larva. Şuradan bir su alacağım. Yes. Şu ekosistemden bir tane daha koyacağım ya. Bak bitkiler 2000, böcekler 187. Abi bitkileri hayvan gibi arttırıyor bu ekosistem olayı. Ağaçlar, mağaçlar. Kelebek larvaları falan geliyor buradan. Güzel. Bak onları buraya koy. Şu ağaç kabuğu götürdüm.
Oğlum mutajen K2 ile yapılan kelebek lavarına bak. Şu balıkları da çözebiliriz. Aha. Standart kurbağa yumurtasını nereden bulacağım acaba? Abi malzeme doldurmamız lazım. Yani bayağı işin ciddi hamallığı var yani hocim. Bir sonraki bölümde yeraltı loot olayı vardı. Bir yer işaretledik. Oraya gideceğiz. Oradan toplama yapacağız. Sonrasında yine gezegenin derinliklerinde bir yerlerde gezme işlerini yapacağız. Çünkü gezdikçe deli gibi malzeme geliyor. Yani süper alışım çubukları. Okkalı bir düzen yapmak suretiyle arkadaşlar cayır cayır üretim yapacağız. Bakterilerinden tutun da gübresinden K2 gübreye kadar, mutajenlere kadar hepsini üretmem lazım. Ona göre chestler yapacağız, chest dolduracağız vesaire vesaire. Yeni bölümde görüşeceğiz tabii bunların hepsini birlikte yapacağız değerli arkadaşlar. Şimdilik bölümü burada sonlandırıyorum. Kendinize mükemmel bakın. Yeni bölümde tekrar görüşünceye kadar şimdilik cümleten Allah'a emanet diyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.